içinde hep lale botuşları var. Ama hep farklı, hepsinden birer tane. Yani şu lale başka bir yerde işlenmemiş. Bunun karşılığında da işlenmemiş. Şurada. Şimdi şu an kırmızı. Mesela küçük bir şeyin mesela kulağın şurayla şuranın farklı. Bak şöyle küçük şeyler var. Bu biraz daha büyük lale botuşları. Orada küçük lale botuşları var. Bakın şimdi içinde. Bu cenneti tasvir etmişler. O yüzden Fatih'e cennet bahçesi diyorlar buraya. Biz insanoğlu nasıl yaşarsak cennete böyle gideriz. Şöyle dinle oğlum. Bak şöyle biz şuradan başlıyoruz. Burada şu motifler böyle de lan şöyle de hep takip eder. Lan şöyle de gider. En sonda şurada yerleri var. Şuradaki yer aynı şekil. Şuraya birleşiyor. Şu küçük motifler, bir çoğu kırık zaten. Şimdi biz nasıl yaşarsak biz malımızla, mülkümüzle değil, imanımızla biz yargılanacağız. Kalbimizdeki imanla, günahlarımızla. Sen hangi yolu seçersen seç. Cennet bahçesi, şundan. Herkes cennet bahçesini tasvir etmişler. Şurası da cehennem. Bakın şu taza, altındaki ateş, bakın şu odunları, şu alevi, şurası. Bakın şöyle boşluğu var. Boşluk, hep boşluk. Bakın şöyle de geliyor. Karşılığı da yine kazan, boşluk, ateşi. Yani cennette sen günah işlemezsen veya kalbin neyse cehenneme gider, şey cennete gidersin. Günah işlersen cehenneme gidersin. Ama cehennem böyle boş bir yer diyor. Üzerinde herhangi bir motif yok bunların. Hiçbir şey yok. Ateş, odun, kazan. Bu şey. Bir de bunu başka türlü de yorumlanıyor. Şu kazanlar sadece. Anadolu'da bereketi falan yorumluyor. Bereket simgeliyor diyor. Bakın şunlar birer hep eliftir. Şunlar elif, yatık elif. Elif, Allah'ı simgeler. Lalelerde peygamberimiz simgeler. Her şey onadır. Yol onadır, gidiş onadır. Her şeyde, bakın şunda, bari hep yan yana diyorum ya, hep tek tek. Bakın şurada ördek, bunun bir hikayesi var. Şu ördekler, geçmişte cennetten kovulduğuna falan uzun bir hikayesi var onun. Şu bunun kitabesi, Alaaddin Keykubat zamanı daha meşah tarafından Allah'ın aklına muhtaç sayıp tut, emretti, yapıldı diye. Şu bunun kitabesi. Kitabedeki güzellik de şu, bakın şurada bir gül resmi var, lale. Şurada da bülbülü var. Bülbülün güle aşkı olan bildiğimi duydum mu? Bu da Ahmet Şah'ın Allah'a ve peygamber olan aşkı. Simgesi. Bu şu gerdanlıklarımız kadınlarda. Şu boşluklar, bakın şu boşluklar. Buranın şimdiki zamanının hoparlörü. Şimdi içeride bir yine taşlar var. Şöyle ama uzun. Şöyle uzun taşlar. O ses yok edici deniyor ona. Böyle sakin taşlar. Şimdi ses şuradan geliyor. Bakın bir tanesi burası. Bir tanesi şurası. Şurası hatta delik gözüküyor. Ses buradan giriyor. Ama o yok edici dediğim kısımdan ses yok ediliyor. İçerideki cemaati ses rahatsız etmiyor buradaki konuşmaları. İçerideki dışarıda namazı kılacak cemaat de şey yaptı. İçerideki sesi duyması için içeride o taşlar var. O taşlardan ses çıkıyor. Yine bu buralardan hoparlör, şu anki hoparlör gibi sesi dışarı veriyor. Yani. Böyle bir şey düşünmüşler. İçeride sarıklar hala duruyor. Yine şurada şey ya, Allahu la ilahe illallah hayyun kayyum yazıyor. Şurada da la ilahe illallah var. Şu motiflerde. Şu mesela şuradaki şeylerde şundan tuttu anlatmış. Tuttu. Şurada var. Bakın buradaki kalp böbrek var. Bakın şu böbrek. Bakın şu böbrek. Bu kanı da kalp vardır. Kalbi temizle bırak. Kalp.
Ters kalp var. Yani böbreğin altında. Böbreğin altında. Şunlar. Bunlar kalp. Küçük kalpler. Bu buradaki anlatım baş sene. İslam, her şeyi burada Allah'a anlatıyor diyorum ya. Buradaki sen kalbini sağlıklı olmak için namaz kılmayı, bu şeyleri böyle tasvir etmiştim. Gölgeye anlatmak. Bir de buranın gölgesi var. Burada da sabah saat 6.30 gibi falan. Güneş buradan doğuyor. Doğu bu taraf. Şimdi onu da o 2000 yıllarda falan buraya şeyler falan peşiyetler. Güneş doğuyor. Burada namaz kılan kadın silüeti var. Çarşaflı bir kadın. Güneş böyle açıdan yaptığı zaman burada astronomiyle matematiği birleştirmişse bakın şunlar tam böyle düz bir duvar değil bunlar. Bakın içeri giriyor. Bakın şöyle hep içeri giriyor. Güneş buradan doğduğu zaman şöylece vuruyor. Vurduğunda şu gerdanlık dedim ya. Tam şuradan şöylece böyle içinde ayakta biraz fotoğraflar var internetten görebiliyorsunuz. Şu şekilde çarşaflı bir kadın var. Şurada bir yerde ellerini bağlıyor. Böyle de açık gözüküyor. Namaz burada, namaz kılan bayan, ön tarafta namaz kılan erkek sünneti var. Bir de bunun arkası var da, orada da padişah kubbesi falan var. Ben kendim bir resmini çekmiştim, gördüm de. Böyle kavuklu bir insan sünneti var orada. Çalınan ahşap kapı buranın kapısı yok, mı? Yok. Ha burayı da çaldılar da, bu orijinal değil zaten şu an. Burayı çaldılar getirdiler, o dediğiniz Kur'an minberin bir şeyi var, kapısı var. Yurt dışından yurt gelen, dışından. Tekrar yerine yerleşmedi öyle. Falan dediler. Yerleştiremediler de. Evet, öyle onu söylediler. 4-5 tane tarihçi yapmaya çalıştı. Japonya'dan falan gelen oldu, baktılar. Yerleştiremediler. Öylece de duruyor. Çanakkabı bulundu. Jandarma son adam buldu. Cami şu farklı. Camide zaten şey var. Minberinde bir şey var, özellik var. Minberinde de farklı kalpler var. Bu harika bir olay. 24 dakika. Şöyle küçük kalpler var böyle. İki siyah boş ve el üstünde bir kalpler ve iki tane elif var. Yani sen namazı kılarsan kalbinde Allah'ın sevgisini yerleştirirsen o boş kalpler alt boş, üst dolu, sonra küçük dolu, en büyük küçük iki tane elif var. Sen kalbini Allah'ın aşkıyla, Allah'ın sevgisiyle bulduysan gideceğin yer cennet var. Böyle bir tasvir var. Ninja. İçeride zaten tek bir tane orada şekiller, motifler var. Cami, içeride cami olduğu için böyle içeride pek böyle motif falan yapmamışlar. Sadece kafalardan motifler. Kenarda mı çıkıyor? Her şeyde bu. Ha şey, şuraları da bunlar kanserleşmiş. Bir şey, kanserleşmiş diyorlar bunlara. Şuralarda da vardı. Hatta burada da bir tane taş şurada taşıyor bakın. Şunu yapmaya çalıştılar da beceremediler, orada da kaldı taşlar. Bunları yerleştirmeye çalıştılar. Olmadı, bu şekil kurmaya çalıştılar. Buranın geçmişte olması da yurt altıyla oluyor. 14'te falan var kendinde bir gördük. Burayı yumurta bayramı yapıyorlar. Bunlar denemişler, yapamamışlar. Aklıyla şu an nasıl badana yapıyorsak buralara badana yaparlar. Ama şöyle boşluklara yerleştirmek için aralarına su girip içinde durup olup sonradan soğukta çatlamaması. Birbirini mesela bardağa soğuktan sıcağa yapıp nasıl çatlıyorsa mantığı o. Böyle bir borna yaparlarmış. 1930'lara kadar falan yapmışlar bu işi. Sonrasında bırakmışlar. Bu cami şu an 8-2 sene bitiyor. 628 yani 1228'de yapılmış, 1240'larda bitmiş. Cami tamirde 14 senede yapıldı. O kitabesi de öyle yapıyor. Şu buranın taşı var, birbiri civarında çıkan üstten cinsi bir taş. Bazılar şöyle kırmızıdır. Şöyle kırmızılar var. Mesela onu şöyle sokakta belirtiyor. Buna bir geçer getirmiş, sonradan bir tarzı da var.
orijinali bu. Sırmızı var da sonradan eklenen.